Bak bakalım. Sus bakayım. Sen yemekte kavrulma. Çocuklar size bir şey söyleyeyim mi? Hiç alçak gönüllü olmuyorsa, bir şey söylüyorsa doğru. Yukarı doğru atılan bir cismin hava ortamında hız zaman grafiği bu. Bu neden böyle? Şöyle bir grafik demiş, yok. Aa, çiziyor muydu? Yok, kılık çizmiyorsun. Okey, kılık. Hocam, iki servisine çok farklı bir şey. Söyleyeyim. Sıfıra gidene kadar yavaş. Hocam, bu yukarı doğru atılıyor. Evet, normalde. O zaman aşağıya. Sen neden öyle bir şey olamaz? Şöyle bir şey söyleyeyim. Şu ne demektir? Tam şu noktada hızı sıfırdan büyük olduğu yerden gelmiş, hızı sıfır olmuş. Evet. Ve grafik ne anlatıyor size? Yavaşlıyor. İvmesinde bir cisim. Şöyle. Herkesine ters. Aşağıdan fırlatmışım. Çıkmış. Geri inmiş. Hava ortamında. Şu grafik ne söylüyor size? Yukarı kadar çıkmış, ilk başı. Yukarı kadar çıkmış, hızı sıfır olmuş. Hızı sıfır olduğu yerde aşağı doğru ivmesi de sıfır olmuş yazıyor değil mi? Aa evet, ivme sıfır olamaz. Tam tepe noktasında. Hep ivme etkisi altında. Şurada. MG'ye kadar net kuvvet yok mu? MG'ye ivme etkisi. Yani orada eğimin G kadar olması lazım. Eğer aşağıdan attığım hava ortamında bu cismin yere düşünceye kadar şeyi nedir? Hız zaman grafiği nedir diyorsa yanlış yapmışlar. Öyle bir grafik olmaz yani. Şu hız da doğrusal değil ha. Ben doğrusal çizmiyorum. Parabolik orası. Tamam. Hocam oraya limit hızına geçiyor değil mi? Şurada mı? Yani bir kere şöyle bir şey, şöyle bir kırılma noktasında eğim hesaplanamaz sevgili arkadaşlar. Kırılma noktası türevin alınamadığı noktadır. Sürekliliği kaybolmuştur. Dolayısıyla grafik öncesinde hesap yaptığınızda başka bir eğim, sonrasında hesap yaptığınızda başka bir eğim çıkar. Farklı bir eğim. Ama biz zaten tepe noktasında eğimin direkt olarak G olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla öncesi sonrası farklı eğimler, hani en azından böyle bir kırılmayla çizilmiş. Parabolik bir grafikte zaten bunun tam V eşittir 0 olduğu anda eğim 10'dur. Bunun öncesinde eğim biraz daha fazladır, onun altında eğim biraz daha azdır. Zaten parabolik grafik bunu anlatır, anlatıyordur. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Bu atılıyor tamam mı yukarı doğru? Tamam. Yukarı atıldıktan sonra ortam bir anda değişiyor, şeyler oluyor. Sonra yaklaşmaya başlıyor. Havayı çekmiş. Öyle bir şey olabilir bilmiyorum. O zaman böyle bir şey olabilir. Ya da atılıp farklı bir ortama geçiyor olsa. Bir anda farklı bir ortama geçecek. Hani her şey yoktan var olacak gibi bir şey. Ne olacak mesela? O ortamın değişikliğini sen bana söyle mesela. Tam tepe noktasına geldik ve ne oldu? İşte bir anda atıyorum. Dünyadaysak aydayız gibisinden. Hani. Tamamen ortam serbest oldu. Değil mi? Ortam. Yani hava ortamından çıktık. O zaman da grafik şöyle olur. Tam şuraya geldim. Sürtünme bitti. Şöyle olur grafik. Yok, sürtünme bir ortam. Sonuçta aydada bir sürtünme yok mu? Ayda neyin sürtünmesi? Ay'a hava mı var ki? Başka fanteziniz var mı? Başka iyi. Hocam şöyle diyeyim. Oğlum tamam, gerçekten niye bu? Şşşş!
bakayım. Bir tane dünya var. Bir tane dünya var. Daha dünya var. Evet var. Diyorsun. Tamam, dünya dünyadan farklı bir şeye sahip, imeye sahip. Hani ilaç çekimi olarak. Farklı bir kütle çekim var. Yani ondan dolayı tabii ki de imesi de farklı olacak dolayısıyla. Bu bakımdan hani böyle bir grafik olur. Tabii buna benzemez. Nasıl benzemez? Buna benzemez, şöyle olur. Mesela diyelim ki oradaki hava daha yoğun bir şekilde. O zaman şöyle olur bu grafik. Niye size daha şey okuyayım? Neden bir şey olabilir? Böyle, böyle bir kırılma olmaz. Robotta çizdiğiniz kırmızı nasıl olursa diye söylemiştim. Tam T işte sıfır anında daha yoğun bir şeye girdik. Ha. Nasıl oluyorsa önceden geçtiğimiz yer sonrasında daha yoğun oldu. İlginç aforizmalarla sonuçlara ulaştık. Çok ilginç. Mesela şöyle olsa, tam attık cisim tepe noktasına vardığında çekim ivmesinin sıfır olduğu yere gitmiş evet, olsa. Evet. Orası neresi? Uzay. Sonsuz. Çekim ivmesi sadece sonsuzda sıfırdır. Bir de dünyanın merkezinde. Hocam şimdi attık cisim yukarı çıktı tam durma noktasında. MG kadar yukarı kuvvet uyguladık cisme. Ne güzel. Tamam, bu olmaz mı? Yukarı gider o zaman. Hayır sabit tutma. Durmaz mı orada hocam? Ha, çekim ivmesi G ise durur. Aynen. Çekim ivmesi azaldıysa yukarı gider. Tamam, hız sıfır olduğu için bu grafiği sağlamış oluyoruz. Sonra onu kaldırsak aşağı doğru hızlanarak gider. Tamam. Evet. Başka yerlerde yapılan hatayı düzeltme çabalarımız burada bitiyor. Oğlum hatalı işte. Yapacak bir şey yok. Birader. Yani zorlamaya da gerek yok. Ama biz sadece gerçeğini göstermek için alnımızın ilerisi çarptı. Ama çok üzüldüm yani. Benim söylediğim dikkate almayıp da burayı dikkate alıyor olmanız beni harbiden üzdü. Ulan ben söylüyorsun. Olmaz mı? Olur değil mi? Üzülmeyin hocam. He? Üzülmeyin hocam. Vallahi üzülmeyin. Yemek var. Can hocam unutmayın. Can Dirican sizi çok seviyor. Can Dirican sizi çok seviyor. Yine de çok seviyor. Sizi sevmek için yüz binlerce neden. Nedeniniz var. Hayat bitmiyor. Evet hocam. Sizi sevmek için benim daha çok nedenim. Bizim eksiydim. Hala para. Eksi mi? Para veriyoruz. Bizim cepler Aşbir bu aşki zor işareti. Biraz acıktınız ama. Biraz mı hocam? Biraz zorlanıyorsunuz ama olsun. Yine de çözmeye çalışın. Başaracaksınız. Depoları boşaldırdı. He? Büyük hocam depoları boşaldırdı. Bizde şey yok olsun. Ne diyor? Sen şimdi. Yoksa ot olsun. Nişasta mı? Ot kalma. Ot kalma. Şu an fotosentezden başka bir işlem yapmıyor. Aynen öyle hocam. Ne? Hocam, hocam harbi, hocam harbi. Hocam. Evet. Kaç? 3 bölü 5 geldi bir cevap. Hayır yanlış. Ben 4 bölü 21. 4 bölü 9 hocam, ben yaşam 4 bölü 21 doğru. Allah'ım Allah'ım. Çok şükür ya Rabbim oğlum. Ah eskiyim ya. Hocam ben de buldum. Kaç buldun bebeğim? 4 bölü 21. Sen var ya kanka mısın? Teşekkürler hocam. Tamam. Evet, 4 bölü 21 bulanlar bir el kaldırsın bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hocam ben de anladım. Başka cevap bulanlar? Ben başka cevap bulmuş mu ama? Anladım şunu. Anladım. Başka cevap bulanlar? He? 4 bölü 21. 4 bölü 21. Şimdi bulun. Cevap bulamayanlar? Görüşürüz. Lan oğlum.
Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Ben izleyici olarak katılıyorum. Hocam ben de buldum. Helal lan. Biraz geç buldum hocam. Biraz geç oldu ama olsun. 20-105. Dünya geç olsun güç olmasın. Aynen öyle. Aynen öyle Yusuf'um. Evet, başka alanlarda kapatmış. Günün özlü sözünde söylemiş olduk. Bak şimdi bebişim. Bak buzucuğum benim. Bak yavrum. Ay anne. Annesi mi? Annesinin bir tanesi. Bir iki yavrum. Bak. Bak bak bak. Batman yatay hızı sabit değil mi sabit? Evet. Ha? Sabit. Adamın yatay hızısı sabitse ben desem ki sana ya şurayı T1 sürede düşüyor bu adam. Şurayı da T2 sürede düşüyor. T1 ile T2'yi bulsak bence H1 ile H2'yi buluruz. Desem sen dersin ki evet dersin. Değil mi? Evet. O zaman bulalım. Bak şimdi. Eğer yatay hızım sabit ise ve 0 çarpı T1'in sizce de 2x olması gerekmez mi? Evet. Peki V0 çarpı T2'nin sizce de 3x olması gerekmez mi güzel çocuk? Evet. Ha? Bunları birbirine bölek. V0'lar, x'ler. O zaman T1 bölü T2'nin 2 bölü 3 olduğunu göreceğiz. İçinizden eğer şöyle bir işlem yapması gibi bir fikir geçen varsa İptal etsin o işlemi. Hocam düştüğüm sürenin karesiyle alakalıydı. O zaman H1 bölü H2 4 bölü 9'dur. Gebertirim vallahi. Böyle bir şey yok. Niye doğru değil bu? 2T düşüyor olsun. Aa burayı 2T'de düşüyor. Burayı da 3T'de düşüyor. E biz öyle not yazdık. Ama değil yapalım. Mi? Ama sıfırdan başladık. Evet. Biz ne için yazdık serbest o notu? Mi? Dedik ki serbest bırakılan bir cisim düştüğü sürenin karesiyle alakalı mesafe gider. Değil mi? Bak burası tamam serbest bırakıldığım yerde şuradan sonrası aşağıya doğru hızım olan bir bölüm. O zaman öyle konuşamam burada. Tamam mı? Nasıl çözelim? Bak şimdi. Şunu yapabilirsin. Bunda hiç kimse şey yapmıyor. H1 eşittir. 1 bölü 2. G çarp. Hadi diyelim ki 2T'de düştü. 2T'nin karesi. 4T kare. Dersin bunu. Kabul. H2 eşittir. 1 bölü 2. G çarpı. Toplamda ne kadar düşüyor bu abi? 5T. Yani 25T kare düşüyor. Ama bunun 1 bölü 2 g çarpı 4 t karesini zaten önceden düşmüştü. Evet. Değil mi? Bu durumda h1 bölü h2 eşittir 4 bölü 21 çıkacak. Aa, sen şöyle de diyebilirsin. Buna da varım. Bu da olur. Kanka şimdi düşey hızın sabit ivmeyle değiştiğini biliyorum. O zaman 2t sürede düşey hızın tam şuraya geldiğinde 2V olsun düşeydeki hızın. O zaman yere geldiğinde düşeydeki hızın kaç V olmuş olmalı? 5V. Bu durumda H1 dediğim mesafe aslında şöyle demez miyim? Ortalama hız bu başlangıçla o nokta arasında ne kadar düşeyde? 0 artı 2V bölü 2 değil mi? Evet. Evet. Çarpı 2T'lik zaman H1'i verir. Evet. Değil mi? Ortalamamız çarpı evet. Zaman. Peki H2 dediğim şey. Bu arada ortalama hız ne kadar? 2V artı 3V 5V pardon 5V bölü 2 çarpı 3T olmayacak mı? Evet. Değil mi? O zaman bunları yani bir bölelim de oranlayalım. VT, zaten hepsi VT'li geliyor görüyorsunuz. Çok yaşıyor. Şurası kaç geliyor? 2. Burası kaç geliyor? 21 bölü 2. Birbirine oranladın. H1 bölü H2 eşittir 4 bölü 21. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Susar mısın ya?
kaç metredir? Çekim ivmesi 10. Hava sürtünmesi 10. Yoksa bu, yoksa bu bir özel üçgen. Oha diyorum. Annes. Annes. 24, 25. Çok sus. Annes. Ya. 16.8 bulanlar bizdendir. Yes. Bulamayanlar da bizden. Onları niye dışlıyoruz? Onlar da bizim sevdiğimiz insanlar. Değil mi? Evet hocam, binlerce denedim. Herkes bizden. Açsın. 16.2. Aynen. Başka aç olan mı? Ben de hocam. Ben bilgiyi açmıyorum. Açın hocam. Bilgiye. Evet, hadi ben çözeyim. Sonra X'i soruyor ya, güzel kardeşim. X zaten şey değil mi ya? X eşittir 24 kere T. Yani benim T'yi bulmam lazım. Evet. Hocam zaten biz de orada tıkandık kaldık. T'yi de şöyle bulacaksın da. Bu adamın yataydaki hızı zaten 24 değil mi? Evet. Düşendeki hızın ne olsun ki? Yere çarpmanızı 25 olsun. 7. 7. O zaman şöyle diyebilirim bak. V düşey son durumda eşittir 7 metre bölü saniye. Yani 10 çarpı T eşittir 7'ymiş. Değil mi? O zaman T eşittir 0.7 saniye mi çıktı? Evet. Bu durumda x eşittir 24 kere 0.7, bu da eşittir 16.8 edecektir. Metre cinsinde. Sayıların böyle virgüllü olduğuna takılmayın. Biz temel şeyi, olayı görelim yeter. Sayı bir şekilde ayarlanır. Olsun. V0 2 metre bölü saniye. 2 metre bölü saniye bu hızla bu cismi fırlatıyorum. Basamakların genişliği 10 santim. Basamakların yüksekliği kaçıncı basamaktan sonra basamakları çarpmaya mı başlar? Diyorum ki kaçıncı basamağa düşer? Diyorum. Diyorum. Aa, sandım o bile. Oha, çok iyi. Aman Allah. Oh my God. What the hell is this? What the hell, man? Allah'ım çok güzel. Evet, kaç buldunuz? Hocam bulamadık. Abi. Nasıl bulamadınız ya? Bulamadım da hocam. Ya nasıl bulamazsınız? Hocam, İki tane çarpma bölme yapacaksınız da. Hocam düşünüyorum hocam. Eminsin değil mi? Hocam galiba düşünüyorum. Kaç buldunuz? Memişler bunları tokatlamanız lazım. Çak çak. Dakikalar geçse de yemeğe gitse biliyorsunuz. Kaç buldunuz? Hemen söyle. Tamam, bir buluyorum. Bir mi buluyorsun? Çok iyi. İkinci basamak mıydı? Santim metre ama. Oha, çok iyi fark ettin onu. Ya bebe. Hocam bir dakika, hocam bir dakika. Hadi. Kaç oldu? Ne? İkiniz mi? Hocam 20. basamak mı? Hayır ya. 20 mi? 22. Sonsuz tane sayı var, böyle atarak bulamazsın. Hocam 21 falan mı? Hayır. Düşeriz o. 8. Hocam 4 mü? Bak buraya. Nasıl 8 ya? 200 ya. 8 mi? 200 mu? 8 ya da öyle bir şey olması lazım. Neyse bakarız. Nasıl 200 ya? Bak. Buraya bak. Bakayım. 4 buldum ben. Oğlum ben bak. Deyince susacağız. Bak. Geldi şuraya düştü. Burası 50. basamak diyelim. Tamam. O zaman bu adam yatayda en kere 0.1 metre yol almış olmaz mı? Doğru. Her bir basamak 0.1 metre genişlikte olduğu için 50. basamağa çarpıyorsam en tane 0.1 yatayda yol almışım. Peki yatayda aldığım yol, yataydaki hızım çarpı düşme süresi olmaz mı? T sürede düştü diye. Evet. Olur değil mi? Peki düşeyde ne kadar gitti? En tane 0.1 gitti yine. Değil mi?
Basamakların yüksekliği de 10 santim yani 0,1 metre ya. En tane basamak düştüyse en kere 0,1 kadar düşmüş. E peki bu 1 bölü 2 GT kare, G'yi de 10 alırsam aslında 5 T kare etmiyor mu? He? Bunları birbirine bölelim. T eşittir 0,4 çıkmaz mı buradan? Hı? İşlemi yapayım ben yine de. Şunlar gitti. T'lerden biri gitti. Demek ki 5 T eşittir 2 ediyor. T eşittir. Hocam 5'i bölü 5. Ha? 5 nereden geldi? 1 bölü 2 GT kare. Güzelmiş. Ben 1 saniye üzerinden hesaplamayı deniyorum. 0,4 saniye çıktı. O zaman gel denklemlerin birinde yerine yazalım. Bu adam n'inci basamağa gidiyor. N çarpı 0,1 kadar yol alıyor. Bunu da 2 metre bölü saniye hızla 0,4 saniyede yapıyor. Kalınca n eşittir 8 çıkıyor. Helal. Tamam mı? Bir tek ben çözebildim. Hocam bir bu. Yok ben 4 dedim. Sen 8 dedin. Ya neyden yaptım ben onu? Ne? Yetişir mi hocam? Hocam 2 dakika var. Evet hocam. Ana eğik düzen üzerinde mi? Evet. K'den N'ye gelme süresi. Hatta KL mesafesini de hesaplayabilirsiniz de olsun ben yine de KL'den neye gelme süresini soruyorum. Basit olsun. Bak şimdi. 37 derecenin sinüsünü kosinüsünü biliyorsunuz siz. Üçgen en azından bildiğinizi varsayıyoruz. Şu hızı da 37 derece ya. O zaman burası 3 birim mesafe. 3H diyelim ya da 3X diyelim. Burası da 4X olsun. Bu durumda 3X yatay hızla alınan yol olmalı. 4 çarpı T olmalı. Şey pardon 4X. Ya bir söyleyeyim. 3X de düştüğüm mesafe değil mi? Düşe. Yani 5 T kare. Olmalı. Bunları bölelim. O zaman T eşittir. 3 bölü 5 saniye. Yani işte böyle zamanı sormuş. Tamam. Ben uzunluk sorduğunu zannettim oradan. 3 bölü 5 zaten. Gördünüz mü? Çıkabilirsiniz. Çok sağ olun. Hocam afiyet olsun. Size afiyet olsun. Hocam afiyet olsun. Sana afiyet olsun.